Hello Witches Witches'lar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bugün cadılar için en önemli pagan bayramlarından biri olan Imbolc'u anlatacağım. Imbolc artık bizim geçmişi geride bıraktığımız ve geleceğe doğru güzel pozitif enerjilerle bir giriş yaptığımız eski bir pagan bayramı. Ama tabii ki bunun tarihçesi, bunun konusu, bunun enerjisi, bu bayramın enerjisi çok çok farklı. O yüzden bu pozitif enerjiyi, bu bayramla ilgili güzel enerjiyi size yansıtarak bu bayramın bize neler getirdiğini, Imbolc bayramında neler yapmamız gerektiğini ve niye bu kadar önemli olduğunu size kısa kısa, çok böyle canınızı sıkmadan, çok sizi bunaltmadan anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda Imbolc ritüeli, Imbolc'de neler yapılabilir, kendinizi nasıl onurlandırabilirsiniz, Imbolc kutsal ruhlarını nasıl onurlandırabilirsiniz gibi kısa kısa küçük sihirli bilgiler de vereceğim. Eğer hazırsanız, Imbolc'u kutlamak istiyorsanız ve bu konu hakkında böyle biraz daha güzel bilgiler, pozitif bilgiler edinmek istiyorsanız videomuza başlayalım. Imbolc 1-2 Şubat tarihleri arasında kutlanan önemli bir pagan bayramı. Bu bayramın en önemli özelliklerinden biri güneşin artık tepeye doğru çıkması, toprakların artık yavaş yavaş yeşillenmesi, doğanın bize artık yüzünü göstermesi. Geçtiğimiz bayram, pagan bayramları, Cadılar Bayramı ve Yul Bayramı'ydı. Yani artık karanlıktan aydınlığa doğru bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Yavaş yavaş aydınlığa doğru gidiyoruz. O yüzden karanlığı arkamızda bırakmamız lazım. Geçmişteki kötü olayları kesinlikle arkamızda bırakmamız lazım. Ve yeni fikirlerle, yeni düşüncelerle, hayatımızda yeniliğe adım atmamız gereken ne var? Bunları düşünerek artık böyle enerjimizi artık böyle kutsallaştırarak ve böyle evrene yansıtarak düşünmemiz gerekiyor. Imbolc bayramında güneşin tepeye uzanması ne anlama geliyor diye soracak olursanız, ay ve güneş paganizmde eril ve dişil enerjiyi temsil eder. Bu nedenle güneş eril enerjiyi temsil eder ve artık duygusallığı bir kenara bırakıp mantık çerçevesi içerisinde kendi hayatımızla ilgili düzgün kararlar vererek adım atacağımız dönemi de simgeler. Dişil enerji içinse artık doğurganlık zamanıdır. Bu dönemde Şubat ayından itibaren artık doğurganlıklar artmaya başlar. Bebekler artmaya başlar ve birçok hamile kadın görmeye başlarız. Bunun nedeni ise tabii ki Imbolc bayramının artık güneş tepeye çıktıkça, eril enerji arttıkça topraktaki ürünlerin, doğa ananın mahsul vermesi, hamile kadınların artık bebeklerini doğurmaya, bebeklerini dünyaya getirmeye hazırlanmasıdır. Yani aslında baktığımızda her şey birbiriyle bağlantılı. Bugünün en önemli sembolü Tanrıça Biricik. Tanrıça Biricik, Hristiyan kültüründe de hala geçerli olan fakat paganizmde yerini bulmuş, paganizmde ilk örneklerini göstermiş bir tanrıçadır. Hristiyanlıkta Saint Bridget olarak geçer ve şu an için günümüzde hala Hristiyanlıkta Saint Bridget Kilisesi vardır. Fakat bu paganizmden gelme bir tanrıça, paganizmden gelme bir inanç sistemine bağlı. Hristiyanlar bu tanrıçayı, bu kişiyi çok sevmiş ve kendi kültürlerine de geçirmek istemişler diğer pagan kültürleri gibi. Peki kim bu Saint Bridget? Peki niye bu kişiyi onurlandırıyoruz? Imbolc bayramında Saint Bridget'i onurlandıracağız. Çünkü çok tuhaf bir hikayesi var aslında. Onu kısaca anlatmak istiyorum. Saint Bridget normalde köyde yaşayan ve insanlara şifa dağıttığına inanılan kutsal bir kadın. Bu kişileri köyün bir kısmı sevmiş, bir kısmı sevmemiş. Ama sevmeyen kişiler de bu kişinin daha sonra insanlara şifa verdiğini görünce, faydalı olduğunu görünce benimsemişler, sevmişler. Geçmiş toplumlarda zaten bugün de olduğu gibi kadınların yeri biraz daha farklıymış, ötekileştiriliyormuş. Ama o kadar çok sevilmiş ki dediğim gibi Hristiyan kültürüne de bu kişiyi yansıtmak istemişler. Şimdi anlattık. Güneş doğacak, enerjimiz yükselecek, geçmişi geride bırakacağız. Peki bugün için neler yapmamız gerekiyor? Asıl önemli olan bu.
Bugün için yapmamız gereken en önemli şey, eğer elimizde hiçbir malzeme yoksa, elinizde bir adet mum bile yoksa, kesinlikle geçmişe yönelik bağ koparma, geçmişi unutma ya da geçmişe takılı kaldığınız kişiler varsa, bunları artık hayatınızdan çıkarma dönemine girmiş bulunuyorsunuz. Sizi mutlu etmediğini düşündüğünüz arkadaşınız, sizi mutlu etmediğini düşündüğünüz sevgiliniz ya da geçmişle bağını koparamadığınız bir işiniz, yeniliğe adım atmak istediğiniz ama cesaret edemediğiniz bir durum varsa, aslında İmbolc bayramından sonraki dönem artık 1-2 Şubat sonrası güneşin de artık tepeye çıkıp doğanın yenilendiği zaman süreci sizin için en kutsal, en önemli ve karar verilmesi gereken bir zaman dilimi. O yüzden kısacası artık geçmişi bir kenara bırakın. Geçmişi artık bir an önce silin. Geçmişte artık bağlarınızı koparın kim olursa olsun. Bunun için yapabileceğiniz en kolay şey sadece düşünmekle oluyor mu? Aslına bakarsanız gerçek cadılar için evet, düşünmekle oluyor. Ama hiçbir şey yapamıyorum diyorsanız sol tarafınıza, pardon, sağ tarafınıza dönüp sağ tarafınızda istemediğiniz bir kişi varsa onu düşünebilirsiniz. Ya da bırakmak istediğiniz bir işiniz varsa o işinizi düşünebilirsiniz ya da neyse, geçmişte bırakmak istediğiniz şey neyse onu arkanızda düşünün. Ama arkanıza bakmayın. Birazcık sağa dönün. Ondan sonra onunla aranızda bir kordon, gümüş bir kordon olduğunu düşünün. O olayın, o kişinin ve kendi aranızdaki bağlantının arasında bir kordon olduğunu düşünün, gümüş bir kordon ve onu elinizle makasla kesiyormuş gibi kesin. Tam olarak bakmayın. Böyle yan durun ve kesin. Ondan sonra bu kişinin sis bulutu şeklinde dağılıp geçmişte kaldığını düşünebilirsiniz en basit şekilde. Ama elimde malzemeler var. Ben cadılığı seviyorum, bir şeylerle uğraşmayı seviyorum diyorsanız daha somut şeyler de gösterebilirim size. Benim bu dönemde uğraşmayı ve aslında böyle çalışmayı sevdiğim en güzel taşlar, doğal taşlar. Labradorit, şöyle ki bence bütün cadıların sevdiği taştır. Şu ışıltısına bakın zaten. Direkt değişimin bir ifadesi. Ve pembe kuvars. Aynı zamanda ametiste de çalışabilirsiniz. O da kutsallığı ifade eder. Pembe kuvars ise sevgi, değişim, kendini sevme, başkalarını sevme, hayattaki yeniliklere açık olmayı ifade eden taşlardır. Ve bu arada doğal taş bulamıyorum diyorsanız sizi kendi küçük işletmem olan Trio Doğal Taş'a davet ediyorum. Oradan da doğal taş çeşitlerine bakabilirsiniz. Bu taşlara içinizdeki öfkeyi ya da bırakmak istediğiniz şeyleri anlatabilirsiniz. Mesela artık işimi bırakmak istiyorum ve bırakmak istiyorum değil, artık işimi bırakacağım. Hani yapacağım, bunu yapacağım diye kesin net konuşun. Artık bu kişiyi bırakacağım. Bu kişiyle bağlantımı koparacağım. Yani bütün duygularınızı, içinizde tuttuğunuz o negatif kötü duyguları doğal taşınıza anlatabilirsiniz. Tabii ki daha sonrasında doğal taşınızı arındırmak, toprakla arındırmak ya da akan bir suyla arındırmak önemli. Çünkü o enerji onda kalacağı için etrafa yaymaması gerekiyor. Zaten doğal taş kullanan çoğu kişi bunu biliyor. Bununla ilgili de doğal taş alakalı bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Uzun uzun burada açıklamama gerek yok. Kendinize böyle küçük spell jar'lar, dilek şişeleri yapabilirsiniz. Bunun yapılışı da çok kolay. Himalaya tuzu ve böyle doğayı temsil eden, elinizde bulunan bitkiler. Topraktan koparabilirsiniz ama topraktan koparırken kesinlikle izin almanız gerekiyor doğadan. Onun haricinde yere düşen yaprakları da tekrar böyle bu şişe, böyle bir şişe koyabilirsiniz. Ya da ağaçlardan düşen yaprakları, hoşunuza giden varsa, çam kozalakları olabilir. Onları böyle birazcık parçalayıp içine koyabilirsiniz. Ama daha çok geçmişi geride bırakmak, kendinizi sevmekle alakalı bir dilek şişesi yapmak istiyorsanız, şöyle Himalaya tuzu ve çiçekler, işte yapraklar gibi şeyleri, bunları doldururken tabii ki de düşünce, imajinasyon ve niyet gerçekten önemli. Sadece tuz, çiçek koyup bu işi bitirmekle olmuyor tabii ki de. Burada en önemli şey enerjimiz,
Ve en önemli şey tabii ki de niyet. O enerjiyi şişeye yansıtmak. Her şeyi geçmişte bırakıp kendinizi sevmek, etrafınızdaki insanların sizi sevmesini istiyorsanız böyle küçük bir çalışma yapabilir. Daha sonra beyaz bir mumla bu şişeyi mühürleyebilirsiniz. Benim bugün için hazırladığım böyle güzel, özel bir tütsü var. Bugünler için daha doğrusu demek daha doğru olur. Çünkü sürekli elimde bulundurmaya çalıştığım bir tütsü çeşididir. İçinde defne, limon yaprağı, papatya, tarçın gibi ve çam yaprakları gibi kendi yaptığım ve kuruttuğum otlar var. Bunları tütsü olarak kullanabilir. Bulunduğunuz odayı, bulunduğunuz mekanı tütsüleyebilir, kutsayabilirsiniz. Kendinizi farklı bir ortamda hissetmenizi sağlar. Hatta yakalım. Neyin üstünde yakacağım diyorsanız, mesela şöyle Japon pazarından 1 milyoncu da kalmadı artık. 5 milyoncu, 3 milyoncu olmuş her yer. Orada böyle kuruyemiş kasesi satan yerler var. Varsa bakır kase kullanabilirsiniz, alabilirsiniz imkanınız varsa. Yok ben biraz daha ucuz bir şeyler almak istiyorum diyorsanız şöyle bir şey. İçine şöyle azıcık içine koydum kuruttuğum otları ve yakacağım. Direkt çakmakla yakabilirsiniz ya da kibritle yakabilirsiniz. İstiyorsanız içine bir mum dikebilip o şekilde de bırakabilirsiniz. Zaten dumanı geliyor mu göstereyim size. Şöyle hafiften. Şöyle keşke kokusu da gelse size ya. O kadar güzel kokuyor ki bunun karışımı tarçın zaten koruyucu bir etkiye sahip. Papatya, defne yaprağı, limon yaprağı da bu kokuları böyle harmanlıyor ve ya şu an konuşmayıp böyle kendi içimi dinlesem gerçekten kendimi bir ormanın içinde şöyle farklı bir ortamın içinde kesinlikle hissedebilirim. Odaklanabilirim. Böyle bir tütsü yakıp meditasyon yapabilirsiniz. Kendi içinize yönelebilirsiniz. İsteklerinizi, arzularınızı belirtebilirsiniz. Ama isteklerinizi, arzularınızı belirtmekten önce kendi içinize yönelip o ruhu anlamak, doğanın ruhunu anlamak, İmbolk ruhunu anlamak çok çok daha önemli. Her şey bir çıkar ilişkisi değil. Özellikle bu tarz pagan bayramları hiçbir şekilde çıkar ilişkisi olmamalı. İlla ki ben dilek dileyim de kabul olsun, bu yüzden çalışma yapayım diye zaten bir çalışma yaparsanız o çalışmanın size hiçbir sonuç vermez. Yani siz kendi içinizden gelerek yapıyorsanız bir şeyleri anlamak, o ruhu kavramak, o bayram ruhunun içine girmek, bayram ruhuyla bütünleşmek için bir şeyler yapıyorsanız gerçek bir amaca ulaşırsınız ve İmbolk'un kutsal ruhları zaten sizi ziyaret edecektir, sizinle beraber olacaktır. Ve son olarak İmbolk'un en önemli sembollerinden biri olan Bridget haçı var. Bu kültürümüzde ya da bulunduğumuz şartlarda çok mümkün olmadığı için, yapılabilmesi çok mümkün olmadığı için en sona sakladım. Bridget haçı yapmak birazcık zor ve emek isteyen bir iş. Ama bunu yaparak kendi ruhunuzu iki kat, üç kat daha da böyle yüceltebilirsiniz. Çünkü tamamen bu bayramla alakalı, İmbolk bayramı ile alakalı. Onun da fotoğrafını şöyle koyayım ve yapılışı konusunda da destek isteyen olursa ekstra anlatabilirim. Çok zor değil aslında. Yapılışını anlatan şöyle kısa bir video gösterebilirim diye düşünüyorum. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Ve artık bu ruhu kavradıysanız, bu bayramı kavradıysanız, neler yapmanız gerektiği konusunda bir bilince ulaştıysanız ya yani o enerjiye hakim olduysanız bugün bir mum yakıp eşiniz, arkadaşınız, sevgiliniz için ya da kendiniz için bir dilek dileyip o ateşin yanışını Bridget alevinin, işte İmbolk alevinin, güneşin doğuşunu temsil eden o alevin yanışını izleyebilir ve mum sönene kadar başında bekleyebilirsiniz. Mum söndükten sonra, mum eridikten sonra eğer mum sönmeden erirse, biterse dileklerinizin kabul olacağına inanılır. O yüzden bu şekilde bir çalışma yapacaksanız kesinlikle mumun başından ayrılmamanız gerekiyor.
dikkatlice bu çalışmayı yapmanız gerekiyor, yoksa kendinize ve çevreye ve eve zarar verebilirsiniz. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir çalışma. Böyle bir dilek büyüsü, bir dilek ritüeli daha doğrusu, çünkü her sene tekrarlanabilen bir şey, dönem dönem tekrarlanabilen bir şey. Böyle bir ritüelde gerçekleştirebilirsiniz. Umarım Imbolc hakkında güzel, yeterli derecede bilgiler verebilmişimdir size ve umarım sizin için faydalı, sağlıklı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Katıl butonuna basıp bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinizi çok çok öpüyor, selamlıyor ve ışıkla kucaklıyorum. Bay bay.